Özel bir yayında karşınızdayız. Birazdan çok çarpıcı arşiv görüntülerini. Kiminiz ilk kez izleyeceksiniz, kiminiz ekran başında izlemiştik bu görüntüleri diyeceksiniz. O dönemde bir savaş muhabiri olarak ne oluyor ne bitiyor her yönüyle değerlendiren isim olarak bugün istihbarat şefimiz Burak Ersemiz. Değerli meslek büyüğüm bizlerle birlikte. Hoş geldin Burak Ersemiz. Çok hoş gelmedik ama. Hoş gelmedik. Kötü ihtimalleri konuşacağız. Hakikaten öyle. Çünkü 23 yıl olmuş efendim. İkinci intifada başlayalım. Biteli de 18 yıl olmuş. Şimdi üçüncü başlayabilir, haberiniz olsun dedi bugün haber merkezinde sohbet ederken Burak Ersemiz bize. Çünkü ben benzer senaryoları, benzer görüntüleri görmeye başladım. Oradan benzer görüntüler geliyor. Bunlar sac ayaklarıdır. Hareket başlarsa dünyadaki ekranlar yine Gazze'ye dönecek. Göreceksiniz dedi. Üçüncü intifada başlayabilir. Bu ihtimal dahilinde dedi. Arşivi hatırlatmak lazım. Anonsları, o tarihi anonsları hatırlayalım. Sonra görüntüler gelecek, o görüntüler üzerine biz susacağız. Burak Ersemiz neden benzerlik kurduğunu ve o günlerde hangi dramların yaşandığını görüntüler üzerinden anlatacak. İsrail yetkililere göre Hamas'ın kalesi olarak adlandırılan Beit Hanun kasabası dün gece İsrail ordusu tarafından işgal edildi. Tanklar Beit Hanun'a girdi ve şu anda Beit Hanun'un Gazze çıkışındayız. Burada büyük bir barikat kurulmuş durumda. Tanklar karşı tarafta beklerken Filistinli gençler ve çocuklar da tanklara, zırhlı araçlara sürekli taş atıyorlar. Zaman zaman karşıdan da silahlarla karşılık veriliyor buradaki kalabalığa. Bu sefer çok yakınımıza düştü Tayyip. Dikkat et, kafana her an parça gelebilir. Kafana dikkat et. Ağacın altına gel. İsrail Hava Kuvvetleri'nin F-16 uçaklarıyla bombalaması devam ediyor. Evet. Bir tane daha atabilir. Diğeri atmadı. Teki attı. Evet, şu anda tam bombanın nereye düştüğünü kestiremiyoruz. Biraz kapı ışığı da. Evet, atılan füzelerden birisi polis merkezinin bahçesindeki bu yere isabet etti ve işte gördüğünüz gibi oldukça büyük bir çukur açıldı burada. Evet, F-16'lar tarafından atılan füzenin düştüğü yerdeyiz şu anda. Bu çukur bir füzenin açtığı. Anonslar, tarihi anonslar, daha fazlası var. Kimlik ayrıntısı var, yetmez. Keskin nişancılar var. Öyle tanıklıklar var ki hakikaten bir kısmı ekranın ardına bırakılmak durumunda. O şerhi de düşelim. Burak Ersemiz, neler hatırlatıyor ikinci intifadayı? Neden benzerlik kurdun? Şimdi yine aynı şekilde Ariel Sharon dönemin başbakanı, İsrail başbakanı 26 Eylül'de 2000 tarihinde askerlerle birlikte Mescid-i Aksa'ya girdi. Hı hı. Ve hemen arkası Cuma günüydü. Yine Cuma namazı vardı. Hı hı. Hem Filistin'de hem de dünyanın birçok Müslüman ülkesinde. Ve yine aynı şey yaşanıyor. Bir Perşembe günü yine İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya girdiler. Üstelik bu sefer iyice şiddetle girdiler. Yani ateş açtılar içeride. İnsanları gözaltına aldılar. Şimdi aynısı yaşanıyor 23 yıl sonra. Bu aslında bize 2000'li yıllarda başlayan ikinci intifadayı hatırlatıyor. Hı hı. Çünkü bakın İsrail'deki önemli gazetelerin yazarları da Ocak ayından bu yana 3. intifa mı geliyor? Hatta biraz sağduyulu gazeteciler lütfen asker şiddeti göstermeyin. Hı hı. Yahudi yerleşimciler var biliyorsunuz Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te. Bunların nüfusu 350-400 bine aşıyor. Aslında sorun bunlar. Bunlardan çıkıyor her seferinde. Onları ayrıca konuşuruz. Tabii. Çünkü bunlar dünyanın her yerinden Yahudi olduğuna dair bölgedeki haham başından bir kağıt alıp İsrail Havalimanı'na, Tel Aviv'e geliyorlar. Orada bir banka oturuyorlar aileleriyle birlikte. Hı-hı. Günlerce oturuyorlar. Havalimanı'nın oradaki amiri geliyor. Niye geldiniz diyor. Kağıdı gösteriyor. Dilekçe verin diyor. Dilekçe veriyorlar ve bir takım dilekçeler sonucunda Batı Şeria'da onlara bir yer gösteriyor İsrail Devleti. Hı-hı. Akabinde ben kendimi koruyamıyorum diyor. Karısına 2 M16, oğluna Kaleşinkov, 5 tane el bombası. Bunları silahlandırıyor İsrail hükümeti yıllardır. Ve şimdi artık onlar iyice büyük sorun olmaya başladı. Hı-hı. Aslında İsrail'de hem yerleşimciler ayrı bir sorun, hem İsrail'in aslında geçmiş yıllarda kurup artık yönetimini elinden kaçırdığı bir takım da Filistin'deki ne yazık ki yasa dışı denen ama geçmişte yasa içi olan örgütler var. Şu anda terör örgütü deniyor ama bunları isim isim saymaya gerek yok. Geçmişten bu yana incelemeler yapan büyük abilerimiz, hocalarımız daha iyi bilir. Ama olan sivil halkı oluyor. Şimdi mesela Ben Yahude Caddesi var Kudüs'te. Ben Yahuda Caddesi'nde pazar günleri silahlı, ağır silahlı yerleşimciler dolaşır. Normal kendilerine beyaz Yahudi diyen insanlar pek sokağa çıkmak istemez. Hı hı. Ve bunlar sürekli Filistinlilerle Batı Şeria'da çatışırlar.
Akabinde bir şekilde zaten oy deposu olarak görülür İsrail'i yönetenler tarafından seçimlerde. Onlara bir şey, bir nebze güzellik göstermek adına seçim çalışması bu şekilde girilir Filistin topraklarına. Ve ne yazık ki özellikle 2000'li yıllarda Cenin, Betlehem, onun dışında Nablus'ta çok büyük katliamlar yaptı İsrail ordusu. Hem İsrail Hava Kuvvetleri F-16'larla yukarıdan bombaladı şehirleri, Gazze'yi, Ramallah'ı. Hem de bu bombalamaların ardından kaçan kaçıyor. Zırhlı iş makineleri var İsrail ordusunun. Bir kenti yok ediyorlar, süpürüyorlar adeta. Süpürüyorlar. Çok acı görüntüler izledik orada. Onun dışında biliyorsunuz rahmetli Arafat, Yasser Arafat'ın Ramallah'ta karargahı da kuşatıldığında İsrail ordusunda 3 Aralık'ta biz oradaydık. Meslektaş büyüğüm Mete Çubukçu ve kameraman arkadaşlarım Mustafa Şap ve Talip Alpuan'la beraber inanılmaz saatler yaşadık. Rahmetli dönemin başbakanı Bülent Ecevit ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem ve dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer olmasaydı o 4 kişilik televizyon ekibi biz oradan sağ çıkamazdık. Tam aslında tüm bu anlattığınız tanıklıklar içerisinde kaç kez ölüm tehlikesi atlatıldı diyecektim. Biri geldi bile. Çok. Biri geldi bile. Biraz çok. Görüntüler üzerinden gidelim. Şu anda anonsun yapıldığı yer aslında neresi burası? Şu an ne oluyor? Neyi anons ediyor orada Burak Ersemiz? Neyi anlatıyor? Şimdi burada taş atan çocuklar var. Yani yaş grubu burada 12 ile 18-20 yaş arasında taş atıyorlar. Burası checkpoint dedikleri bir tam Batı Şeria'da. Şimdi şurası farklı bir yer tabii. Orada ağır silahlarla o çocukların üzerine ateş ediyorlar ve o anda, o görüntüleri çektiğimiz anda 7-8 çocuk orada vurularak can verdi. Ve bir akşam saati. Burası da Gazze'ye F-16 saldırısı. Kameraman arkadaşım Talip Alpuan şimdi Londra'da yaşıyor. Onunla birlikte aslında bizden çok uzağa düşüyor F-16'nın attığı füze. Fakat bir şemsiye gibi o şarapneller dağılıyor. Yani bu görüntü bombanın düşüşünden 5 dakika sonra üzerimize gelen şarapneller. Burası da bombanın atıldığı yer. Gidip koşarak buluyoruz. Yarım saat 40 dakika. Burası bir polis merkezini hedef yaklaşalım alıyor. Yaklaşalım Burak Ersemiz televizyona. Oradan işaret ederek anlatması daha kolay. Gündüz saatlerini dinledik. Akşam saatlerinde o şarapnelin yine bir ölüm tehlikesi efendim. İnsanın dili varmıyor anlatmaya ama gün aşırı, belki saat aşırı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Şimdi İsrail zırhları önce plastik mermiyle başlıyor sabah saatlerinde. Öğleden sonra iyice sertleşiyorlar. Burası muhtemelen Ben Yahuda diyorum, farklı bir yer. Cenin olabilir, Nablus olabilir, karışık görüntüler. Burası ama Gazze. Bir hava saldırısı sırasında işte bir şarapnel geliyor ama bu füzenin düşmesinden 5-6 dakika sonra. Yani zaten sivil halk da bu şekilde orada ölüyor. Çünkü bomba düşüyor. Bomba düşü deniyor ama metrelerce yükseğe yalan. Hani binanın düştüğü yerde musluk parçası, fayans, demir, çivi, burada bomba da parçası. Eliniz yaralı. Evet. Buzlamak zorunda kaldık. Evet. Onun dışında işte burası da aslında Filistin'de bir küçük bir polis merkezi. O füze buraya düşmüştü ama metrelerce uzağa gelebiliyor. Yani başka bir görüntü daha olması lazım. O özellikle Cenin'de bir kenti yok ettiler. Öbür DSF'de olabilir. Orada insanların dramı var. İnsanlar anlatıyorlar. İsrail saldırısı sırasında ne şekilde çocuklarını korumaya çalıştıklarını gösterdikleri. Sanki deprem oluyor da böyle küçük tuvaletlerine girmiş, büzüşmüşler çocuklarıyla beraber. O halde insanları görüntüledik. Bir de şimdi zaten ablukada Filistin. Hiçbir yerden yardım malzemesi gelemiyor. Ve şu dakikadan sonra hele 3. intifada ilan edilirse oradaki çocuklar ateşler içinde enfeksiyon hastalıkları var, bulaşıcı hastalıklar var. O tarihlerde de 23 yıl önce de bunları görüntüledik biz. Gerçekten ölüm döşeğinde çocuklar var, yaşlılar var. Onun dışında bu saldırılar ve bu ablukalar sırasında ne yazık ki insanlar cenazelerini gömemiyorlar. Biz orada diğer televizyon ekibinden arkadaşlarla beraber hemen biz de yardım ettik o günlerde. Hatta bizim Ramallah'ta Arafat'ın karargahının karşısında British Konsül binasında biz 4 gün çatışma altında kaldık. O binada ölenleri biz geceleri gidip kendimiz gömdük diğer Filistinli askeri güçlerle sonra beraber. Ortalık durulunca başka bir yere mezarlığa götürüyorlar, tören yapıyorlar günler sonra. Bir de en kötüsü, şimdi öbür DSF sanırım yetişmedi, sniper ateşi var.
İsrail ordusu önce hava harekatı başlatıyor. Arkasından kara harekatı başlatıyor. Arkasından zırhlı iş makineleriyle içeri giriyorlar. Peki. Yok ediyorlar mahalleleri, kentleri. Kaçan kaçıyor. Onun dışında sniperlar var. Çok yetişmiş sniperlar var. Hı hı. İsrail ordusunda ve o sniperlar en tehlikelisi. Ordu çekilmiş gibi gösteriyor ama en yüksek hakim tepelere sniperları yerleştiriyorlar. Hı. İnsanlar o anda rahatlıkla dışarı çıkıyorlar. Kadıköy Meydanı'nda olduğunuzu düşünün. Ya da Kızılay Meydanı. Ankaralısınız. Tamam. Asker çekildi zannediyorsunuz. Hı hı. Yavaş yavaş sokağa çıkıyorsunuz. Hı hı. Açsınız günlerdir. Abluka altındasınız. Hı hı. Benim başıma geldi. Kuru ekmekle yaşadık. Islatıp ıslatıp elektrik ocağında ısıtıp onları yedik. Bir falafel meşhurdur biliyorsunuz. Hı hı. Ortadoğu yiyeceği. Falafelci geldi. 3-5 falafel alalım da bir şey girsin boğazımıza diye. Bulunduğumuz British Konsul binasından Ramallah'ta aşağı indim. Tezgaha gittim. İşportajının yanına. Yanımda 4-5 tane de silahlı Filistinli askeri güç geldi. Onlar da Arafat'ın karargahının korumaları zaten kaçmışlar. Tam yanına gittiğimizde en az 7-8 ayrı yerden sniperlar ateş etmeye başladı. Ne yazık ki herhalde ben biraz sarışın mavi gözlüyüm, Amerikalı gazeteci falan zannettiler de kurtuldum. İnanılmaz şeyler yaşadık. Yoksa ondan o kurşun fırtınasından var. Çıkmak mümkün değil. İmkansız, imkansız ama... Keskin nişancı diyorsunuz bir de. Tabii, keskin nişancılar. Sonra bulunduğumuz bina zaten basıldı. 17 Filistinli öldürüldü. Biz çırılçıplak soyulduk, 4 kişi televizyon ekibi. Sorguladılar, bomba var mı diye böyle bakıyorlar. Çırılçıplak, 30 tane Robocop gibi İsrail askerinin önünde böyle çeviriyorsunuz kendinizi. Sonra... İşte iç giyiminizi giymenize izin veriyorlar. Bir odayı alıyorlar. Hı hı. Beni aldıkları odada mesela bir İsrailli sniper geldi. Bir keskin nişancı ile keskin aynı odada. Keskin nişancı. Az önce de keskin nişancı ateşi altındayım. Hı hı. Geldi, affedersiniz, ayağını bir büro masasına şöyle uzattı. Üç ayaklıyı kurdu. Jalüziyi araladı. Hedef aldı. Çat dedi. Böyle dedi. Çat dedi. Böyle dedi. Ya o sivil sırada insanlar vuruyor, öldürülüyor. Bir kişi ölüyor. Odada tanıksınız mı? Ondan sonra... Türk müsün dedi bana. Türk'üm dedim. İstanbullu çıktı. O da ayrı bir hikaye. O da ayrı bir tabii hikaye. Zamanında gitmiş orduya girmiş, sniper olmuş. Yani savaş çok garip. Ama o Orta Doğu'daki savaş istenen bir savaş. Hı hı. Devam etmesi istenen bir savaş. İsrail ordusu kendisini hareket halinde ve sıcak tutabilmek için, sürekli savaşa hazır tutabilmek için karşısındaki bazı güçleri zaman zaman hareketlendiriyor. Ama... Yine de söylemek gerekirse burada en büyük tehlike artık oradaki yerleşimciler. Yani. Çünkü nüfusları oldukça arttı ve hepsi her evde, her yerleşimci evinde kişi başı bir uzun namlulu silah ve bombalar var. Bu olaylar da zaten onlarla başlıyor. Bir şey de anlatayım vaktimiz varsa. Bir okul gördüm. Yanımda da İsrail'li bir yetkili var. Okulun bir tarafı Batı Şeria'da. Filistin tarafına bakıyor. Ama Yahudi yerleşimcilerin okulu. Hı hı. Neden dedim demirlerle kaplı bu okul. Delik deşik Filistin delik tarafından hep ateş etmişler okula. Neden dedim taşımıyorsunuz? Olsun bu kurşun sesleriyle büyüyecek onlar ki ileride savaşa hazır olacaklar. Psikolojik böyle de bir yanı var. Böyle bir ülke. Ama baktığınız zaman Kudüs, Tel Aviv. Hı. Şimdi orada da sorunlar var. Kendine beyaz Yahudi diyen İsrailliler var. Gerçek İsrail'i biziz diyenler var. Oradaki bu son olaylar da bir süredir devam ediyor biliyorsunuz. Onlar da hep yerleşimci karşıtı, askerin politikasına karşıt İsrailler. Yani Burak Ersemiz'in tecrübesi, son soru. Bir anda dünya medyası tıpkı 2000-2005 arasında olduğu gibi bütün kameralar, uluslararası medya tekrar oraya dönecek gibi mi? Yani bu işaretler o şüpheyi mi arttırıyor? Ben de şüpheye bile gerek yok diyorum. Herhalde 3. intifada başlamak üzere çünkü... Şunu da söyleyeyim, Ocak ayındaki o önemli gazetecinin açıklaması bu doğrultuda 3 tane de eski İsrail ordusunun generali aynı açıklamayı yapmış Ocak ayında. Hı hı. Ve 3. intifada eğer askerin bu sertliği devam ederse başlayacaktır demişler. Peki, yani biraz kopyala yapıştır, biraz dejavu, nasıl adlandırırsak öyle adlandıralım ama yine bir insanlık dramı çok yakın gibi görünüyor. Hali hazırda sürenlerin üzerine kat be kat. Çok teşekkür ediyorum Burak Ersemiz. Efendim değerli meslek büyüğüm Burak Ersemiz bizlerle birlikteydi.